Kitapların ve Yazarların Buluşma Noktası Ön Söz'den herkese merhaba. Bu hafta sizler için kimlerle neler yapmışız? Hadi gelin bir bakalım. Ön Söz programımızda Bilal Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Biz deyiz. Öncelikle kitap fuarı nasıl geçiyor? Neler düşünüyorsunuz? Kitap fuarı zaten Konya Kitap Fuarı 365 gün boyunca iple çektiğimiz bir kitap fuarı haline geldi. Özellikle son 3-4 fuardır bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Buradan bugün birazdan ayrılacağız imzamız bittikten sonra. Emin olun önümüzdeki 365 gün boyunca bir dahaki geleceğimiz zamanı iple çekeceğiz. Her sene üzerine koyarak daha da katlayarak güzelleşen bir kitap fuarı. Her anlamda yani hem organizasyon anlamında hem de okurların ilgisi anlamında, kitaplara ilgi anlamında hem vatandaşın hem yönetimin ilgisi anlamında çok harikulade bir fuar diyebilirim. Çok güzel. Kitap yazarken bir yazarın dikkat etmesi gereken noktalar sizce nelerdir? Dili midir, içeriği midir, kapağı mıdır? Yani aslında burada şöyle, tabii bizim hem mektepli diyebileceğimiz hem alaylı diyebileceğimiz, yani mesela ben edebiyat öğrencisi ve edebiyat mezunu değilim. Yani bu işin aslında ben mekteplisi değil, alaylısıyım. Evet. Burada tabii okurun seçmesi gereken şu oluyor. Özellikle romanlarda diyeyim, kitap değil de ben roman alanım olduğu için roman için söyleyeyim. Romanlarda iki önemli ayak vardır. Birisi kurgudur, birisi edebiyattır. Evet. Her ikisini de yapılabilirse ne âlâ, ama işte kimisi sadece kurgusundan yola çıkarak iddiasını ortaya koyar. Kimisi edebiyatına, dilinden yola çıkarak iddiasını ortaya koyar. Bizimkinde nasıl derseniz, ben edebiyatçı değilim, bunu her zaman söylüyorum. Ama kurgu konusunda kendime güvenirim. Yani kurguda da kendine güvenmezsen niye çıktın o zaman meydana derler. Evet. Kurgu konusunda kendime güveniyorum. Okurlarımın da kurgulara yönelik böyle aldığım eleştirileri beni tatmin ediyor açıkçası. Küçük yaştan itibaren medya sektörünün içinde olduğunu görüyoruz. Evet. Peki bu sektörden kitap yazmaya sizi yönelten şey nedir? Aslında çok birbiriyle farklı sektörler değil. Yani ben daha önce gazetelerde, dergilerde yazılar yazıyordum. Evet. İşte haftalık olarak yetiştirmeye çalıştığımız yazılar, kısa yazılar. Biraz daha uzun hali, belki senede bir, iki senede bir okullarımızda kitap şeklinde bir arada oluyor. Veya radyo televizyon programları yaptığımızda orada bizi dinleyenler ya da seyredenler şu anda kitabımızı dinliyorlar ya da seyrediyorlar, o şekilde söyleyeyim. Dolayısıyla çok farklı bir sektöre adım atmış değilim aslında. Ama memnun musunuz derseniz memnun olurum. Evet, çok güzel. Peki sizin için tüm eserleriniz yeri elbette farklıdır. Ama sizin için en özel eserim dediğiniz hangisidir? Yani aslında bu soruyu çok soruyorlar ama soruyu soru şekline göre cevabım sürekli değişiyor. Şöyle, ilk kitabım olduğu için Şu Saatte Orada Mıydı'nın yeri bende çok farklı mesela. Bunun dışında özellikle okurlarıma beni ilk tanıtan kitap Çok Kullanılmış Kalpler Dükkanı'dır. Evet. En büyük kitleye çünkü ilk önce ulaşmamızı sağladı. Dolayısıyla bu anlamda Çok Kullanılmış Kalpler Dükkanı'nın yeri bende çok farklıdır. Dost Kayığı kitabı, diğer 5 kitabımı hep bunu söylüyorum, kelimelerimle yazdım. Dost Kayığı'nı gözyaşlarımla yazdım. Çünkü bizzat yaşadığım bir dönemin hikayesiydi. Dolayısıyla Dost Kayığı'nın kitabı yeri bende bu anlamda çok farklıdır. Son olarak işte Benim İçin Üzülme kitabı. Benim İçin Üzülme kitabı aslında kafamda olan bir proje değildi ama okurlarımın ısrarla yaz demesinin sonucunda ortaya çıkan bir kitap oldu ve özellikle içerisinde mutlaka değinilmesi gerektiğini düşündüğüm, son dönemde de gerçekten insanların, özellikle ailelerin, anne babaların dikkat etmesi gereken bazı hassas konular var. Onlara değindiğim için böyle bir tereddütle, acaba ya yazsam mı yazmasam mı, ya bana mı düştü falan diyerek aslında böyle kendimle savaşarak verdiğim bir mücadele sonrasında yayınladığımız bir kitaptı. Aldığımız geri dönüşlerde de görüyorum ki ya iyi ki bunu yapmışım, iyi ki böyle bir kitap çıkarmışız. Dolayısıyla bu anlamda da mesela Benim İçin Üzülme'nin yeri çok farklıdır. Elinize, emeğinize çok sağlık. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kendinize çok iyi. Çok teşekkür ederim. Evet, Ses programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Küçük yaşlarından itibaren radyo ve televizyon kanallarında programlar yapmış, bazı gazete ve dergilerde haberleri, yazıları ve röportajları yayınlanan Bilal Sami Gökdemir'in kaleminden Çok Kullanılmış Kalpler Dükkanı sizlerle. Yapayalnız bir adam, suya düşmüş hayaller, bir türlü uyanamadığı acımasız rüyalar, aralanan umut kapıları ve İstanbul'da başlayıp Kapadokya'da son bulan soluksuz bir yolculuk. Kerem, hayatın kendisine peş peşe attığı sillelerin ardından kendi kuracağı dünyası için uzun bir yolculuğa çıkar. Hiç görmediği babası, hayatının anlamı olan annesi, çok sevdiği kız arkadaşı ve onlara dair anıları artık yanında değildir. Şimdi hiç tanımadığı insanların anılarını toplamanın vakti gelmiştir. Yolculuğu boyunca hayatına giren insanlar, Kerem'in yola çıkarken kurduğu en güzel hayalleriyle vedalaşmasına sebep olmuştur. Göreme'de açtığı Çok Kullanılmış Kalpler Dükkanı'nın namı kısa zamanda ülke sınırlarını aşarak dünyaca ünlü yıldızların bile cazibe merkezi haline gelir.
303. sayfaya kadar insanların en değerli anılarını toplayan Kerem, bundan sonra müşterilerinin geri gelmelerini bekleyecektir. Yalnız okuyucu 303. sayfaya kadar verilen şifrelerden yola çıkarak kilitli kalbin şifresini doğru girerek kalan sayfaları okumalıdır. Sonrası ise kitabı okuyanlara özel. Kitabın içinde geçen olayın aşkla alakası yoktur. Aşkın bu olayla alakası vardır. Aşığım diyenler bu kitabı okumasın. Çünkü aşk aşığım diyemeyecek kadar halsiz bırakan bir haldir. Okurların ilgisini çeken tarzıyla anılarla dolu bir kitap.